Merhaba can dostlarımız. Merhaba değerli izleyenlerimiz. Tavasnirve.com'un güzel programı, Gez Gez Bitir programı bugün nerelerde? Evet, sizin de bildiğiniz gibi programlarımız sürprizlerle devam ediyor. Sürprizlerimiz sizlere güzel şeyleri göstermek, mutlu etmek. Bunun için koşturuyoruz. Bugün neredeyiz? Denizli ilimizin Zümrüt Evler semti diyen bir yerdeyiz. Evet, biz biraz evvel geldik buraya. Ne geldik, neyi gördük? Gerçekten gördüğüm şey akla hayale çok müthiş şekilde kafaya, yani böyle şok ettiren bir olay. Ne olay? El işi, otantik tüm ağaçları elde işlemiş ustalarımız. Ben böyle şey görmedim de. Evet, izleyenlerimiz, bu güzel şeyi sizlerle paylaşmak istiyoruz. Evet, dikkatinizi yine çekiyorum. Denizli ilimizin Zümrüt Evler. Biraz aşağıda Bağbaşı vardı. O mahalleden girdiniz mi? Eski yol deriz biz. Oradan Zümrüt Evler mahallesine geldim. Bu güzelliği siz de görebilirsiniz. Evet izleyenlerimiz, bu ustamızı sizlerle bir muhabbet sohbet edeceğiz. Ustam kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olun, İsim? İsmim Sunar Aksakal. Evet. Denizli Acıpayamlıyım. Burada küçücük bir atölye niteliğinde bir işe koyulduk biz. Vatandaşlarımızla birlikte. İki kardeşiz biz. Bu ürünleri tek tek elimizle uğraşa uğraşa bir şekilde gerçekleştiriyoruz. Ufacık bir yol üzerinde bir şöyle sergi gibi bir şey açtık. Milletimiz, vatandaşımız görsün diye. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz onlar için. Değerli ustam, şöyle bir baştan anlatalım. Şu ağaç işlemesi. Evet, kısadan ağaç işlemesi. Oturak. Evet, oturma. İki kişilik, birer kişilik oturmakta bir takım halinde bu. Şu aynı. Evet, bu da aynı. Bu aynı. Bu da aynı. Şöyle geçelim. Şöyle bir geçelim. Kameraman kardeşimizi göstersin. Şu ağacı evet, sanki hayvan aslan. Hayvan figürlü bir şey. Bir ahşaptan hayvan figürünü andıran bir çiçeklik bu. Sadece çiçek dikmeye yarıyor. Şöyle geçelim. Şöyle geçelim. Buna oturma. Çift kişilik oturma grubumuz. El arabası niteliğinde. Çift kişilik oturma takımı. Bahçe içindir bu da. Evet, şöyle gelelim. Şuraya. Evet, at arabası tekerli görünümlü çift kişilik oturma grubu. Evet. Bahçelerimiz için, ne bileyim, ofislerimiz için. Usta kardeş, bunların fiyatlarını verebilir misin sayın değerli izleyenlerimize? Tabii veririz. Bu ne kadar bu evimizde ya da bahçede kullanmak için ne kadar fiyatı? Bunun fiyatı şu anda 700 lira. Ha, 700 şey lira. Takım olarak 700 LME lira. Elemeği, şey elemeği, göz nuru. Evet, aynen bir şey değil fiyatı. Şöyle girelim. Şurada yine böyle figür evet, var. Hayvan figürlü bir çiçek saksılığımız var yine. Müthiş Ali Bey. Şöyle Ali, burada dinlenmek için öyle sallanan. Evet, evet. Tamam evet, senin için Ali Bey, çocuğunla beraber şöyle. Otur bakalım Ali Bey. Nasıl? Gerçekten izleyenlerim vallahi gelip şöyle tamamlamanızı tavsiye ederim. Bunu alalım bir tane. Olursa, bahçede olursa daha güzel olur. Bir tane alalım mı? Vallahi bunun param yeter mi bilmiyorum. Alırız. Alırız, alırız. Çünkü gücüm çok yetmez ve bunu almak da zor herhalde. Yok yok. Çok her tarafa işçilik var. Yok, hayır, öyle değil. Ben şöyle yine atlayayım. Kesinlikle İnşallah bize değil. Kesin zor değil dedi. Herhalde bize bir, yaparız, bir güzellik yapacak. Bir güzellik yaparız. Şöyle şunu anlatalım. Evet, bu da ana beşiği dediğimiz annesinin oturup ve çocuğunu salladığı bir beşik. Evet Ali Bey. Grubu. Çok güzel bir ürün. Bir de tabii. Bir şey söyleyeyim mi? Buyurun. Şunu söyleyeyim. Arkadaşlarımız, seyircilerimiz gerçekten doğal oluşu benim en çok ilgimi çekti. Ana beşiği. Keşke bak benim bir oğlum oldu. Çin'den gelen bir malzeme kullanıyorum. Gacır gucur. Keşke bunu alsaydım. Keşke bunu alsaydım. Evet, evet. Her tarafı olsa doğal ya. Ahşap. Evet. Hiçbir şey yok. Sallandır yani durumda. Beşik. Çocuk için beşik. Evet. Bebek için. Bebek beşiği. Şu da aynı çocuklar için. Evet, çocuklar için salıngacımız bu da. Evet, evet. Minyatür, küçük bir salıngacımız. Bunun fiyatı da? Bunun fiyatı 400 lira. 400 TL ya, yani çok da para değil. Şey değil. Elemeği. Ya bugün elemeği. Gidiyoruz ya, izleyenlerim ben de gidip hani. Biz bunun montajını da gerçekleştiriyoruz. Şehir içinde olduğu sürece hiçbir sıkıntı yok. Evet. Montajını yapıp geliveriyoruz. Faal duruma getirip vatandaşımız teslim edip geliyoruz. Hiçbir sıkıntı yok. Şimdi izleyenlerimiz otantik el ürünlerini, ağaç sergisini biraz kayarken evet en güzel sürpriz olan yere geldik. Neymiş? Şöyle bir bahçenin ismini okuyalım. Otantik bahçe el sanatları. Ustam bunu da herhalde kendiniz. Evet, evet. Hepsi kendi imalatımız. Bizim dışarıdan hiçbir şey yaptırmadık. Hepsi kendi emeğimiz. Kendimiz evet. Yaptık. Montajını, yazısını, her şeyiyle kendimiz ait. Biliyorum. Yani tabela işi de kendine evet, ait. Tabelası. Müşterilerimiz de yapıyoruz biz. Işıklı tabela ahşaptan.
Evet usta, otantik ürünlerin esas merkezine gireceğiz ama şöyle hoş geldiniz diye, bu hoş geldiniz diye ben şöyle tatlılıkla bağlamak, içeriden diyorlar ki çay oldu diyorlar. Evet, evet. Bir evet. Atölyemizde çay içeceğiz. İkinci bölümde tekrar buluşmak üzere, hoşçakalın.